Fatih Bey, ilk önce bizlere bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Memleket için gerçekten önemli işlere imza atıyorsunuz. Evet. Sizi kutluyoruz. Sağ olun. Ben Muharrem Güngör, sınırlı sorumlu Karapınar Meke Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nin 3,5 yıldır başkanlığını yürütüyoruz. Fikir nereden çıktı? Şimdi 1978 yılında kurulan Yeni Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi şu anda mevcut toplantımızın yapıldığı mekandayız. O zaman kurulmuş, o zamanki değerli başkanımız, büyüğümüz, abimiz Sayın Mehmet Işıklı'nın önderliğinde Karapınar'a bir hizmet, yeni bir oluşum için rahmetle anacağımız Durmuş Ceyhan abimiz, Musa Çiçek abimiz, diğer yöneticiler Ziya Baş abimiz, Ahmet Çelik Türker gibi abilerimiz bir araya gelmişler, bu fikri yapmışlar. Bizlere bir işleri kazandırmak amacına yola çıkmışlar. Bu fikirde mevcuttaki dünya teknolojisinin ilerlemesinden dolayı bizim arkadaşlarımızla oturduk, bir hasbihal ettik. Geçmişteki bu dönemdeki abilerimiz nasıl bir meşakkatle ellerini taşın altına koyduysalar, biz de bunu bir döktük, düşündük. Kooperatifimizin resmi kuruluşu 2016. Fakat Sayın Adem Yarımoğlu başkanımız, mevcut sanayimizin şu andaki eski sanayimizin kooperatifimizin başkanı. Oturduk, ya bir yeni bir kooperatif kuralım, yeni bir işçilerine ihtiyaç var. Bizden gelen sonraki nesiller nasıl bizlere büyüklerimiz miras bıraktıysa bu şiirlerini, biz de bir atılım yapalım dedik. Ya Allah ya Bismillah dedik. Niyetimiz halis. Böyle yola çıktık. İnanan arkadaşlarla 7 kişiyle fedakarlık yaparak da bu yola çıktık. Bize genel kuruluş amacından bahseder misin? Arkadaşlar, bizim buradaki amacımız ilk önce bir beton yığınını insanlara yatırım olarak şurada bir dükkanım olsun amacı güderek biz yola çıkmadık kesinlikle. Evet. Burada amaç Karapınar'ın mevcuttaki imalat yönündeki kişilerin yapabilecek kapasitesinin olduğunu, fakat mekanların darlığında fazla bir işlev yapamadıklarından dolayı memlekete üretip katma değer, bir sürü dışarıda cevherimiz var, Karapınar'ın çocuğu var. Dışarıda otomotiv sektörü özellikle, metal işleri, mobilyacılar, zaten kuruluş amacında bu sektörler saydığım sektörler var. Burada bizim çok büyük sanatkarlarımız var. Bu insanlar Karapınar'da düzgün bir mekan olmadığı için, genişleme sahası olmadığı için, geniş alan olmadığı için kendi şu andaki enerjilerini dışarıya katma değer olarak veriyorlar. Biz bunları direktmen Karapınar'a kazandırmak amacını güttük. Buradaki amacımız ülke ekonomisine, Konya ekonomisine ve özellikle Karapınar ekonomisine bir katma değer olur düşüncesiyle gittik. Burada kesinlikle kooperatifin kuruluş amacında bir beton yığını yapıp da kişilere orada kira bazlı, imalatsız, benim bir dükkanım var, yatırım amacı kesinlikle gütmedi. İhtiyacı olanı dükkan sahibi yapmak aslında amaç, tam olarak anlattığımıza göre bu çıkıyor. Şimdi zaten amacımız da kesinlikle bu. Burada kesinlikle bir rant peşinde kooperatif koşmadı. Buradaki genel maniada, genel anlamda Karapınar'ın kendi evlatları Konya'da veyahut da dışarı illerde çalışan kişilere iş yerleri kazandırıp gerçek manada ihtiyaç sahibi olan kişilere, imalat yönünde kendini göstermek isteyen kişilere yönelik bu kooperatifin amacı. Herkesi bir araya toplayıp evet, istihdam sağlamak memlekete daha faydalı. Aynen öyle. Evet. Bu amaçla kurulan bir kooperatif. Peki başkanım, böyle bir proje ihtiyacını zaten anlattınız da, asıl olarak neden böyle bir proje ihtiyacı var? Yani yeni sanayinin, eski sanayinin, şu anda var olan sanayilerin yetemediği nokta tam olarak nedir? Şimdi size şöyle söyleyeyim. Tarihte biraz yanılabilirim ama rahmetli belediye başkanımız Hamdi Mutlu zamanında, evet, çevre yolu üzerinde kurulan bir eski sanayimiz vardı. O eski sanayide hatırladığım kadarıyla 74-72 gibi orada inşaat yapılmaya başlanmış. 60 metrekare, 40 metrekare, 50 metrekare iş yerleri yapılmış. O iş yerleri 1978 yılına gelindiğinde abilerimiz, konuşmamızın başında da bahsettik, oranın ihtiyaç olmadığından buraya yeni bir oluşuma girmişler. Evet. Buradaki oluşumda 100 metrekare, 80 metrekare ve 160 metrekare. İhtiyaçlara göre evet, tek tek konulmuş. Evet. Şimdi 2019'da da böyle bir zamana ihtiyaç geldi diyor. Evet, aynen öyle. Şimdiki iş yerlerimizde de bir 10 yıl sonra, bir 20 yıl sonra tekrar bir ihtiyaç cevap verecek pozisyonda olmasın diyerekten nasip olursa
önümüzdeki 100 yılın projesi düşünülerek hazırlandı. Bizden sonraki gelen nesillerde aynı vizyonda bizim bıraktığımız şekilde alanımız açısından, oraya genişleme açısından dar bir bölgeden çıktık, geniş bir bölgeye genişleme açısından insanlara hitap yönünden Karapınar'ın dağınık sanayi vizyonunun ortadan kalkıp bir dışarıdan gelen işletmeci veyahut da müşterimiz, kişiler hepimizi bir arada bulmak amacıyla. Burada da yönetim kurulu arkadaşlar olsun veyahut da yönetime girmeyip de dışarıdan bizi destek veren insanların genel amacı buydu. Bu sadece bir 7 kişinin fikri değil. Çoğunlukla resmi olarak 7 tane bir yönetim var. Fakat çoğunlukta bütün büyükleri, vizyonu aynen geniş arkadaşları, herkesin fikrini alarak da. Yani. Evet. Böyle bir işleme girdik. Harun abi, bu projenin Karapınar'a tam manasıyla faydaları nelerdir? Bize cevaplar mısın? Kendini tam tarafta. Harun Işıklı, Mekke Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu üyesiyim ve de başkan yardımcısıyım. Karapınar sayesinde aynı zamanda esnafım. Öncelikle bize değerli vaktini ayırdığınız için sana teşekkür ediyoruz. Bizim bu projenin Karapınar'a en büyük katkısı istihdam oluşacak. 171 dükkan yapacağız. Bu 171 dükkan geniş refah olacak ve de burada yeni iş istihdamları açılacak. İstihdam açıldığı zaman da Karapınar'da bir işsizlik sorunumuz var. Rahat hesaplarımıza göre 1000-1500 kişi arası istihdam. Evet. Karapınar'da 1500 tane işsiz gencimize imkanı evet. Sağlayacak. Bizim şu andaki bulunduğumuz sanayimizde çalışan kişi 860-900 kişi arasında değişiyor. Ama orada sayı artacak. Burada çalışan devam edecek. Yeni işyerleri daha fazla açacak. Dışarıdan gelecek yatırımcılarımız var. Bizim özellikle Karapınar çocukları var. Dışarıdan gelecek. Çünkü büyük işleri yapıyoruz ki. İmalatçı olup da Karapınar'da işyerlerin küçüklüğünden şikayetçi olan çoktu. İşyerlerimiz toplanacak. Şimdi çok şeyimiz var. Çarşı içerisinde ufak esnaflarımız var. Buraya gelmek istedim. Evet, sanayiye gidecek ama iş yeri bulunmuyordu. İş yerimiz yoktu. Onlar için özellikle ve teknik açıdan her yönden yeterli. Her yönden. Bir de bizim sanayimiz kurulduğu zaman Ar-Ge çalışması olarak bir binamız yapılacak. Bir de sanayide bu imalat yönünden fikir isteyen arkadaşlara orada fikir. Ar-Ge bölümümüz olacak, toplantı salonumuz olacak, orada fikir öğretilip öne açılacak. Zaten yapsal olarak da eleştiriyor, tamamen açıksınız yönetim olarak. Evet. Geleneğinde böyle bir şey yoktur. Yani herkes işi yapar, takdir bekler. Ama siz işi dışarıdaki fikirleri önemseyerek de daha çok yapmaya çalışıyorsunuz. Mesela ya şurası şöyle olsun diyen bir adamı bir düşünüyorsunuz, fikrini boş geçmiyorsunuz. Bu da çok önemli ki zaten bu düşüncenizi Ar-Ge çalışmalarına destek vererek de belli. Değerli başkan yardımcımızı desteklemek amacıyla burada bir de gelecekte bizi bekleyen istihdam diyoruz ama sanayimizde maalesef yeni yetişen bir nesil gelmiyor. Burada da bu bir önemli bir konu bence. Gelecek vadeden nesillerin buralarda işlev yapabilmesi için meslek okullarımızın, çıraklık okullarımızın, çıraklık okulu şu anda devam ediyor. Özellikle meslek sitesindeki görev yapan hocalarımızın, müdürlerimizin bir eleman bulmakta zorlandığımız için hepimizin sorunu işsizlik diyoruz fakat iş gösterecek de halife eleman bulmakta zorlanıyoruz. Evet. Gerçekten bu konuda bir sıkıntımız var. Buradaki bütün büyüklerimizin, meslek sesinde görev yapan müdürlerimizin, öğretmenlerimizin, sanayici esnafına yönelik yeni bir ustalar, yeni bir eğitmenler gelişmesinde biraz da özverili olurlarsa çok memnun oluruz. Başkanım peki büyüklerimiz demiş ya, belediyemizin veyahut da ilçe teşkilatlarının size bir biz bir yola çıktığımızda ilk önce insan bir hayal kuruyor. Hayalinin gerçek olması için de o hayale inanması lazım. Hayal kurmadan da bir şeyin de sahip olmayız. Siyasilerimizden bize destek çok çıktı. Mevcut dahi iktidar partisinin ilçe başkanı Sayın Nadi Tartan ilk inananlardan birisi bize gerçekten oydu. Ona bir teşekkür etmek lazım. Mevcut siyasi partilerimizdeki bazı arkadaşlarımızla isim vermek doğru olmaz. Bize hayal ürünü diye güldüler, geçtiler, dalga geçtiler. Siz de biliyorsunuz hayal olmadan bir şeyin de sahip olmaz. Önce hayal edersin, sonra deneyersin. Bu yönetimin ve arkadaşların, bize destek veren arkadaşların memleket için daha çok hayalleri var. İnşallah yola çıkacak. Belediye başkanımızın özellikle yer alım konusunda bize çok büyük desteği oldu. Bölge milletvekilimiz Sayın Halil Ettiğmez'in yani üstüne basa basa kanardan aşırı sevmiyor hemşehriler. Burada ben siyaset noktasında değilim. Şeffaf bir biçimde konuşuyorum. Halil Bey'in bu kooperatife çok büyük bir emeği var. Demek ki Karapınar'da çok büyük bir emeği var. Varmış başkanım. Şu anda
Mevcuttaki iş yerlerimizin yapıldığı alan 1 milyon 650 bin metrekare alanın mera vasfından çıkarılıp da sanayi alanına çevrilmesinde Halil Bey'in çok emeği var. Allah bin kere razı olsun. Bir memlekete bir katma değer. Biz A görüşü savunuruz, B görüşü savunuruz fakat memleket menfaatlerinde ortak noktada buluşmamız siyaset lazım. Siyaset biter orada. Siyaset bitmesi lazım. Destek gördüğümüz kişileri de onur etmemiz lazım. Yani hani bir lafımız var ya. Yiğidi öldür, hakkını da ver. Evet. Eğriye eğri, doğruya doğru. Tabii ki. Destek verirse tabii ki. Onu da geçelim. Halil Bey'den sıralayaraktan siz siyasiler dediniz de. Büyükşehir Belediyesi'nde bize tamamen inandılar, destek çıktılar. Hepsine, başkanımızdan, daire amirlerimize hepsine teşekkür ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum bize çok büyük bir destek verdi. Yerin alımında. İnandılar. Bir an evvel de projenin yapımı konusunda, bitirme konusunda ve insanların orada bir faaliyet göstermesinde, memlekete hızlı bir şekilde gelişim olmasında bizlere talimatlar var. Hızlı gideceğiz, bitireceğiz. Bizim duracak zamanımız yok dedi. Şener abi teknik olarak devam edelim. Kaç dükkan var, metrekare neler, dükkanların burasıyla diğer tarafların teknik açıdan farkı nedir, yapı kalitesi ne durumda, altyapı ne durumda? Sizin ilgi, sizin alanınıza göre bu konularda bizi bilgilendirir misiniz? Sağ olun. Kooperatifimiz yaklaşık sosyal tesisler dahil 70 bin metrekare inşaat alanına sahip. İçerisinde 4 farklı tipte iş yeri var. 200 metrekare, 400 metrekare, 600 metrekare ve 1000 metrekare olmak üzere 4 iş yeri var. İş yerlerinin bir de açık alanları var. 200 metrekarelik iş yerinin 250 metrekare, 400 metrekarelik iş yerinin 500 metrekare, 600 metrekarelik iş yerinin 750 metrekare, 1000 metrekarelik iş yerlerinin de 1250 metrekare açık alanları var. Bunun haricinde... Bu açık alan derken ön bahçe, arka bahçe gibi. Evet, evet. Evet, ön bahçe, arka bahçe gibi diyebilirsiniz. Tabii ki orası da iş yeri sahiplerinin birer çalışma alanları olacak. Bunun haricinde mevcut sanayiden farkı ne diye bir soru sordunuz. Mevcut sanayiden farkı şu, çok daha fonksiyonel. Yükseklik açısından en uzun, en büyük araç girebiliyor içeriye. Hatta birden farklı araç girebilen iş yerleri de var burada. Aynı anda 4 farklı aracın girebileceği iş yerlerimiz mevcut. Yüksekliğimiz var. İçeride vinçle, asma vinçle iş yeri sahiplerimiz çalışabilecekler bundan sonra. Bu sanayide mevcut sanayide böyle bir olanakları yoktu. Orada bu tarz olanakları mevcut olacak. Bunun haricinde içerisi gayet modern. Engelli WC'sinden tutun da bayan WC'sine kadar, soyunma odasından duşlarına kadar, idari bürosuna kadar hepsi standart mevcut bunlar. Onun haricinde altyapısı mevcut sanayi sitesine göre daha modern. Bir altyapı yapılmış aslında şu an inşaat döneminde. Geçenlerde bahsetmiştiniz ama. Altyapı evet yapıyoruz. Bunun haricinde size neden bahsedebilirim? Yeşil alanlarımız mevcut burada bizim. Yaklaşık 5000-6000 metrekare arasında bir yeşil alanımız olacak. Yani tamamen beton yığını değil de. Tabii ki tamamen beton yığını olarak düşünülmedi burası. Karapınarımız ağacı sever. Evet. Mevcut yollarımız çok geniş. Bunun haricinde yaklaşık 3000 metrekarelik bir sosyal tesisimiz var. 16 bağımsız bölümden oluşuyor. İçerisinde restoranların hatta banka şubelerinin bile gelip yer açabileceği yerler mevcut. Restoranlar düşünüldü. Bunların havalandırması daha da tabii daha modern güvenlik şeyler yapılıyor. Çalışmalarınız var abi. Güvenlik olarak da buraya kamera sistemlerinin altyapısını yapacağız yakın bir zaman içerisinde. Mevcut sanayi sitesinden bir diğer farkı da o olacak. Bir diğer ek olarak da hatırladığım kadarıyla kapların açılma kapanması da böyle otomatik şekilde oluyordu. Evet. O konudan bahseder misin abi? Evet, yaklaşık kapılarımızın yüksekliği 5,5 metre, eni 5 metre kapıları. Seksiyonel kapı, çok geniş araçlar içeriye rahatlıkla girip çıkabiliyorlar herhangi bir sorun yaşamadan. Kapılarımız yükseklik yani, olarak, şu anda şey olarak, var olan kullanılan kapıların durumu ne bildiğiniz var mı? Mevcut kapılar mı? Tabii ki mevcut kapılar. Sanayideki mevcut kapıların yüksekliği o kadar yok. İçeriye mesela metre. Esnaflardan bu konuda... Evet, 2 metre miydi? 2 yarım. Şey evet. Geliyor yani, şikayet geliyor. Şikayet. Evet, içeri yüksek araçlar giremiyor. Yani Karapınar attık, eski Karapınar değil. Yani eskiden olmayan birçok tarım aleti Karapınar'da şu anda mevcut. Hatta dünyada kullanılan en modern tarım aletleri Karapınar'da mevcut. O yüzden tabii o tarım aletleri de sanayiye girip çıkarken herhangi bir tamirinde, tadilatında, bakımında, onarımında yerine girmesi gerekiyor. Tabii çünkü kış aylarında evet. Dışarıda bir tamir şeyi yapamayacağı için evet. İçeriye alıp bu şekilde. İşte burada Şener abi
teknik olarak başka eklemek istediğin burayla or arasındaki veya teknik olarak Karapınar'ın yeni vizyon, evet. Sanayicilik yönünde ne şekilde olacak? Biraz daha eklemek istediğim bir şey varsa güneş enerji sistemi ile alakalı bir şey daha söylemek istiyorum. İlerleyen zamanda katı panellerine güneş enerji sistemi kurulabilmesi için tabii ki bunun altyapısını yaptık ve kullanılacak çatı panellerinin de buna uygun uygun olması sağlandı. O şekilde yönlendirdik. Başta eklemek istediğim bir şey yok değil mi? Tamamdır. Herhangi bir şey yok. Teşekkür ediyorum. Tabii ki abi. Teknik konu olduğu zaman kesinlikle araya girersiniz. Tabii. 3 yıl gibi bir sürede arsa temin tamamen sona ermiş. Bunu nasıl sağladınız? Bu iş nasıl oldu? Nasıl bu kadar hızlı bitti hatta açıkçası? Öncelikle kendimi tanıtayım. Mehmet Kalkan, yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda sanayide esnafız. Biraz önce şimdi ilk baştan beri hep anlatıyorlar ya, şöyle sanayi yaptık, böyle dükkan yapıyoruz, şunu yapıyoruz. Aslında işin en meşakkatli yeri yer tahsisindeki çektiğimiz sıkıntılar. Ha, sıkıntı sonuçta güzel bir noktaya geldi ama o an için bizlere bayağı bir meşakkatli zamanları geçirdik. Gayri resmi olarak buluşmamız 2014 yılında başladı. Arsa alalım, bulalım, çalışmalarımız başladı. Gerekli ve geniş arsayı temin edemedik o yıllarda. 2015 yılının sonlarında Büyükşehir'le görüşmeye başladık. Burası olur, burası olur. En sonunda şu an mevcut yaptığımız inşa sahamızın olduğu yeri sanayi bölgesi olarak tahsis ettiler. Ama tahsis ettiler MERA olarak. İşin en kötü tarafı burası. 2016'nın birinci ayında kooperatifimizi resmi olarak kurduk. 7 kurucu üyeyle, başkanım da saydı isimlerimizi. Yer tahsisine başladık ama her vardığımız kapıdan MERA vası. Bu sorun oldu, büyük bir sorun oldu MERA vası. Aşırı büyük sorun oldu. Ama ilçe yönetimimiz, belediye başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, bölge milletvekilim sayesinde adım adım bu safhayı geçtik. Ve Karapınar'a 1 milyon 650 bin metrekare alanı sanayi vası olarak tahsis edildi. Burada en son noktayı kim koydu? Onu da söyleyeyim. Sayın Bakanımız Murat Kurum. Çevre ve Şehircilik Bakanı olup da Milli Emlak'ında Şehircilik Bakanı'na bağlanmasında en son noktayı koyup Karapınar'a büyük bir proje armağan etti. Evet. Arsa olarak. Kendimi tanıdığım proje Mahmut Küçük Yönetim Kurulu üyesi. Aynı zamanda sanayi esnafım. Şu anda 40 adet otomotifte iş yerimiz var. Tamir, tadilat yapan arkadaşlara, esnaf arkadaşlara. Evet. Birincisi bir bölüm otomotiv sektörü için. İkincisi metal. 95 iş yerimiz var. Bu da korona testiye, imalat, katı işleri, kaynak, bu işle uğraşan arkadaşlara cevap verecek. 36'da mobilyada iş yerimiz var. Mobilya, doğrama, işleri uğraşan arkadaşlara inşallah cevap verecek. 3 farklı ana dalda toplandı. Peki bunun hesaplamalarını nasıl yaptınız? Yani mobilya neden 36'da, metale 90 oldu? Haleme göre oldu. Evet. Yani mobilya sayısı az olduğu için 36'lar oldu. Evet. Aynen, talebe göre oldu. Diğer şekilde herkesin talebine göre oluştu. İlçedeki esnaf sayısına göre bunu belirlediniz. Buna göre karar veriyorsunuz. Fatih Bey, ben araya girebilir miyim burada? Tabii ki başkanım. Şimdi yanlış anlaşılmasın. 36 tane marangoz mobilyacı diye bir bahsetti. Fakat burada metal işlerinin, marangozun veyahut da mobilyanın veyahut da otomotiv grubunun yaklaşık olarak bünyesine katabileceği kooperatifin tapusu içerisinde olan 80 ile 100 dükkan arasında bir de genişleme sahamız kooperatif tapusu içerisinde var. Geçtik sizin tarafa. Ünal abi, Mekke Küçük Sanayi Kooperatifinde üye ve destekçi olarak biliyoruz kendisini. Kendisi de anlatacaktır detaylarını. Bu konuşulanlar, yapılanlar hakkında abi en son zaten sanayi esnafı olarak ne söylemek istersin, ne düşünüyorsun bu projeler hakkında? Bize kısaca bahseder misin abi? Ünal Ceyhan, Mekes Küçük Sanayi Yapı Kooperatifi üyesiyim. Aynı zamanda elimizden ne gelirse, yönetimin yanındaysa, büyüyen ve gelişen Türkiye'de aynı zamanda Karapınar'ımızda mevcut iş yerleri zamanında yapılan o zamanın en iyi iş yerleri. Ama şu anda hepsi yetersiz. Özellikle bizlere. Zaman değişti artık. Yani yetersiz. Daracık sıkışıp kalıyoruz. Ki aynı iş yerinde 2-3 esnaf da faaliyet gösteriyor. Öyle yani, yerlerimiz de var. Ortakçılık. Yoksa dal olarak yani, kaportacı, boyacı gibi hani birbirine şeyden iş yeri olmadığı için daracık alanda 2-3 esnaf iş yapıyor. Yani dolayısıyla ihtiyaçtı yani Karapınar'a gerçekten böyle iş yerleri. İnşallah iyi olacak. Bundan önceki pompaların farkı var mıydı? Size nasıl bir faydası olacak? Yani bu genişliğin, bura hakkının, sizin iş hacminizde yani mesleğimizde alakalı alet, ekipman, makinelerden mesela
istediğimiz makineyi alıp koyamıyoruz, yetersizler. Sadece malzeme koyuyoruz, o da işte yarısı dışarıda, yarısı içeride. Gerçekten ihtiyacıydı yani. Abi var mıdır eklemek istediğin başka bir şu an yok. Teşekkür ederiz, sağ olasın. Biz teşekkür ederiz. Değerli Yeni Sanayi Başkanımız, abi biz öncelikle kendini tanıtır mısın? Bir de ek olarak, şimdiki var olan sanayimizle geçeceğimiz Meke Küçük Sanayi Kooperatifi arasındaki farklar sizce neler? Ki zaten projenin fikir üreticilerinden biri de siz olduğunuz için bu konuda değerli yorumlarınızı bir alalım. Adem Yarımoğlu, tasfiye halinde sınırlı sorumlu sanayi sitesi yapı kooperatifi tasfiye kurulu üyesi. Aynı zamanda Meke Küçük Sanayi Sitesi üyesi. Benim kooperatifim 1978 yılında kurulmuş ve o zamanki başkanlardan Mehmet Işıklı tarafından yönetilmiş. Ve küçük sanayi sitesinde, eski küçük sanayi sitesinde olan, yani belediyenin kiraya verdiği dükkanlarda olan ufak dükkanlardan burada 80, 100, 160 metrekare dükkanlara gelindi. O zamanki vasıtalardan, yani traktörler o güne o şekildeydi. Tabii ki. Bu zamanki traktörler büyüdü. İhtiyaç farklılaştı. Sanayi farklılaştı. Tarım farklılaştı. Ve şu anki mevcut sanayilerimizde büyük traktörler girmiyor. Ve bunlar da çok büyük meblağda olan traktörler. Araçlar herkese, taksiler herkese. Ondan dolayı böyle bir plan, proje, arkadaşların desteğini, hepimizin desteğini, esnafın desteğini harmanlanmış bir şekilde bir plan proje ortaya çıktı. Şu anki sanayi ile Meke Küçük Sanayi Sitesi'ni eğer karşılaştırmak istersek, aradaki farkı öğrenmek istersek, bu fark bu sanayide olan esnafımızın, meslek grubumuzun Meke Küçük Sanayisi'ne geçildiği zaman daha da farklılaşacağını. Çünkü bizim bu şu andaki mevcut dükkanlarımızın derinlikleri 10 metre. Bugün bir en ufak besi çatısı dediğimiz zaman 12 metre. Çalışma alanımız kalmıyor. Bugün bir tır dorsesi 13-60. Bunu esnafın teraziye alması lazım, işlemler yapması lazım. Bunu yapabilmesi için en azından 15 metre olması lazım derinliği ki yaptığı iş hem yaptığı insanın hem esnafı gönül rahatlığında olması lazım. Bunları karşılamadığı için Meke Küçük Sanayi Sitesi'ni kurduk arkadaşlarla beraber. Şu anda mevcut başkanımız Muharrem Güngör sürdürüyorlar. Çok siz güzel de bir proje çıktı. Ha biz gönülden destekliyoruz. Yönetimde yoğun. İsmim geçmez ama gönülden destekliyoruz. Ondan dolayı şu anki mevcut sanayinin farkını şurada göreceğiz. Şimdi belki göremeyebiliriz ama ilerleyen zamanda meslek gruplarının daha fazla olması, sanayide meslek gruplarının daha fazla olması, bu meslek gruplarının getireceği bugün çok az kişi, çok az esnafımız ihracat yapıyor. Bunun daha fazla olacağını düşünüyorum. Bu derinliklerdeki, bu ölçülerdeki bu projeyi bu meslek gruplarındaki arkadaşların daha fazla iş imkanı, daha fazla dışarıya açılma imkanı bulacaklarını tahmin ediyorum ve destekliyorum. Abi başkanım, eklemek istediğiniz var mıdır? Şu anda mevcut arkadaşlara başarılar diliyorum. Razı olsun başkanım, teşekkür ederiz. Evet, son olarak değerli esnaf ağabeyimiz Güner Barutçu. Abi bayağı bir konuşuldu gördüğüm gibi. Tüm bunlar hakkında değerlersek ne söylemek istersen? Güner Barutçu, sanayide esnafın marangozum. Meke Küçük Sanayi Kooperatifinde de yönetim olarak görev almaktayım. Yani benim izlenimlerim, arkadaşlar hepsi içimizden. Bu iş bir gönül işi. Parayla pulla olacak iş değil. Yani görüldüğü gibi de kısa sürede belli bir yere gelindi. İnşaatın vaziyet durumunu zaten üyelerimiz de, bütün karakınlar da görüyor. Yani benim diyeceklerim, arkadaşlar canla başla uğraşıyor. Denetimde, yönetimde olanlar da, Adem abi gibi, Ünal Ceyhan gibi dışarıdan destekçi olan arkadaşlar da, ismi geçmeyip de, baştan beri koşturuyorlar. Allah razı olsun. Zaten şu anda verilen emekler de meyve vermeye başladı. Bunu da insanlar gördü. Gördük sırada dükkanlarımıza da zaten talep arttı. Bildiğim kadarıyla dükkanlarımızın hepsi de dolu. Hemen hemen hepsi sahipli.
dışarıdan talepler var ama şu anda duruma göre evet. Duruma göre başkanım hareket edecek. Belki kooperatife gördüğüm kadarıyla yani talep çok olursa ek bina yapılacak. Yani diyeceklerim bunlar. Yalnız bu işler öyle parayla pulla olan işler değil. Hep gönül işi. Herkes işini gücünü koyup koşturuyor. Dükkanını koyuyor, tezgahını koyuyor. Oraya koş, buraya koş, koşturuyor. Yani kısa sürede de inşaatın da görüldüğü gibi Allah'a şükür durum vaziyet belli yani. Evet. Teşekkür ederiz Gülen'e. Biz teşekkür ederiz Fatih. Evet. İsmim Şenol Altunsoy. Mekke Küçük Sanayi Sitesi'nde ev üye aynı zamanda yönetiminde bulunmaktayım. Marangoz mobilya işleriyle uğraşıyorum. 83 yılında bu işe mesleğe atıldığımda burada mevcut marangoz sanayimizde 10 tane marangozumuz vardı. 10-12 tane. Şu anda 75-80'in üzerinde iş yerlerimiz var ve daracık dükkanlarda çalışmaktayız. Ve aynı zamanda karma çalışmaktayız. Tamircisi marangozun içinde, yıkamacısı marangozun içinde. Ne bileyim bir takım meslekler marangozlar karşı karşıya. Yani bir de alet ekipmanlarımız büyüdü. Makinalarımız, şeylerimiz büyüdü. 150 metrekarelik dükkanlarda bazen iki kişi ortakçılık yaparak, bazen eleman sıkıntısından dolayı gene iki kişi çalışmaktayız. Yani bu iş yerleri gerçekten mobilya bölümü olsun, diğer bölümler olsun ihtiyaçtı. İyi de oldu. Karaklılar için çok güzel şey oldu. Buna şeyden emek veren arkadaşlarımıza, yönetim kurulumuza, başkanımıza bu konuda çok teşekkür ediyor. Kapatıyorum. Eyvallah. Allah razı olsun Şenol abi. Başkanım, son olarak toparlarsak ne söylemek istersiniz? Şimdi arkadaşlar bu inşaatımızı ben hızlıca geçeyim. Dördüncü ayda falan faaliyete başladık inşaat olarak. Birinci ayda ruhsatımızı aldık. Yaklaşık olarak 6 ay gibi kısa sürede hemen hemen %60'lık bir bölümü prefabrik dahil tamamladık. Allah nasip ederse inşaatımıza ara vermeden inşallah 2021 yılında üyelerimize Allah nasip ederse başımıza bir sıkıntı gelmezse buraya çektirmeyi düşünüyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Bizlere bu konuda sizler destek verdiniz. Bu röportaj imkanını verdiniz. Şimdiye kadar hiçbir yayın kuruluşu bize bunu bu fırsatı vermediler. Bu konuda çok teşekkür ederiz. Yönetim kurulum adına, üyelerimiz adına. Allah bin kere razı olsun. Sizin de memleket için başarılarınızın devamını dilerim. Allah'ım utandırmasın. Çıktığınız yolda da size kooperatif olarak, bir şahıs olarak devamlı destekçiniz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar.